Bir melek gibi hissediyorum. Utanıyorum ben Tanrım, evet, utanıyorum. Neden utanıyorsun? Ona bakmaya utanıyorum. Bak bak bak. Gittikçe daha rahat sunuyorum. Gittikçe. Görüyor musun canım? Melek gibi, melek gibi. Evet. Ben kendimi görüyorum. Kendimi ateşin içinde görüyorum. İnsanı bunun için mi yarattın Tanrım? Oh be! Onursuz olmak ne güzelmiş. Hiç sorunun kalmıyor. Onurun yoksa sorunun da yok. Yok, hiçbir şey kalmadı. Öteki parmaklarınızı uzatır mısınız? Tanrım acı ona, acı! Onurunu geri ver! Mantığımız hangisi daha akıllıca diye sorar. Ölmek ama sürünmemek mi? Yoksa yaşamak ama sürünmek mi? Ve akıl iradeye sürün ama yaşa diye emreder. Yaşa can, yaşa. İnsan bundan dolayı insandır. Bundan dolayı Tanrı ona akıl ve irade bahşetmiştir. Her şeye erişebilmesi için. Öyle değil mi Tanrım ha? Susuyorsun! İşte işler buraya kadar geldi bu eşitlik teranesi yüzünden. Eşitlik mi? Eşitlikten en çok söz eden o baş psikoposun sen üstünü başını gördün mü ha? Halk dındızlak. O altınlar sırmalar içinde yüzüyor. Halk açlıktan kırılıyor kırılıyor. O domuz yavrusu gibi besili. Yaşasın. Yaşasın jandart diye mi bağırıyorsun sen? Yaşasın diyorsun ama onu öldürüyorsun. Orası başka. Orası başka. Yaşasın diyorsun ama onu yakacaksın. Ne yaparsın meslek işte. Ben de ekmeğimi bu yolla kazanıyorum. Meslek başka, görüş başka. Ha görüş olarak vatansever ama meslek olarak vatansever celladısın. Biraz fazla çelişmiyor musun? Çelişmez miyim? Ben jandarkım. İşte buradayım. Tanrı beni esaret altındaki halkımı kurtarmam için gönderdi. İnkar etmiyorum. Yaşamak için ölmeyi seçiyorum. Ruhum ateşin alevler arasından yükselecek ve yeniden halkı ayaklandıracak. Başını dik tut can, başını eğme. Başını dik tut halkım, direnç feset.